need to, I prefer speaking in Italian and helping me, helping us with some keywords. Yani İtalyan diyorum ama birkaç tane şey anahtar sözcüğü şimdi ben sizinle paylaşmak istiyorum. L'argomento del vostro corso ci fa vedere con chiarezza come quello che accade in fabbrica è collegato e incide su quello che c'ho, su quello che accade fuori dalla fabbrica. Şimdi gördüğümüz, yani dersimizde yaptığımız örnekler, yaptığımız derslerde şunu açıkça görmüş olduk. Görmüş olduk diye. Fabrikalar, üretim alanlarında yaptıklarımız etkisi buradan sınırlanmıyor. Onun dışında çünkü yaşadığımız alanda şey. Per questo il rapporto tra i lavoratori e la comunità territoriale è un campo di gioco molto importante per il sindacato italiano. Dolayısıyla İtalyan sendikaları için fabrikadaki örgütleri, fabrikadaki işçileri çevredeki halkla iletişim sistemi kurmak gittikçe önem taşıyan bir konu haline geldi bizim için. I lavoratori hanno una loro vita sociale quando escono dalla loro giornata di lavoro. Yani işçiler işten işçilerin iş sonrası, bir saat ya da bir saat yetişimleri sosyal hayatları var. Hanno la loro famiglia con le necessità di una famiglia. Aileleri var. Bu ailelerin gereksinimleri var. Vivono in una comunità territoriale dove la loro azienda vive essa stessa. Ve genellikle yani fabrikalarının olduğu yerlerde, fabrikalarının yakın yerlerde yaşıyorlar. Bu bir altı. Il lavoratore vive in un sistema vivente complesso, fatto di un ambiente naturale e di un ambiente economico, sociale, culturale. Dolayısıyla söz konusu işçinin bir çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları olan bir yaşam alanı, kompleks, karmaşık ve canlı bir yaşam alanıdır. Ve biz bunu çevrenin diğer yüzü olarak kullanıyoruz. En azından da maddeyi. L'azienda quindi è un open system, un sistema aperto. Non finisce con il suo recinto, i suoi cancelli. Dolayısıyla fabrika aslında açık bir sistem. Yani kapalı bir sistem sadece fabrikanın sınırlarının bittiği yerde biten bir şey değil, açık bir sistem. Oggi proviamo a vedere come l'ambiente esterno alla fabbrica incide sulla vita e sulla condizione dei lavoratori e anche dell'azienda, della proprietà aziendale. Bugün yapacağımız sunumda fabrika sınırlarının dışındaki hayatın, yani işçinin bu fabrika sınırları dışında yürüttüğü hayatının işçi üzerindeki etkisi ve doğal olarak da üretime ve şeye, fabrika üzerinde nasıl etkileri olduğunu görüyoruz. Quindi anche una organizzazione dei lavoratori può interessarsi di quello che accade nel sistema sociale e territoriale dove l'azienda sta e dove i lavoratori vivono. Questo è un pezzo importante del lavoro del sindacato, dei grandi sindacati italiani. Dolayısıyla işçilere esas alattan alan bir örgütlenmenin işin iki boyutuna da bakması gerekiyor. Yani işçinin fabrika içindeki yaşantısı ve fabrika dışındaki yaşantısı. Dolayısıyla İtalyan sendikalarının son dönemde eğildiği başlıklardan biri de bu alanı. Le vicende della famiglia, della yaşantısı, della comunità civile, territoriale dove operano, yani şehirdeki halkla birlikte, del sistema ambientale, interessa genel olarak çevresi, il lavoratore, il manager e anche il processo produttivo che quei due costruiscono insieme. Nelle hepsi çalışanları, işçileri, aynı zamanda yöneticileri ve üretim biçimleri.
cinesi è un sulla. Eccoli qua, il lavoratore e il suo mondo nel luogo di lavoro. Su tarafta işçi ve onunla birlikte karşılıklı etkileşim içinde çalıştığı ortamın şeyini görebilirsiniz. Çalışma dünyası, çalışma ortamının karşılıklı etkileşimi. Il lavoratore allo stesso tempo è anche un contribuente a esperienza. İşçi aynı zamanda bunların yanı sıra, yani üretimde yer almasının yanı sıra aynı zamanda bir vergi köyü, bir tüketici, bir baba, müstakbel bir emekli. Un consumatore che fa spesa, mangia. Tüketici, bu vesile yiyip içmesi gerekiyor. È un padre, una madre. Ailesi var, bir baba ya da bir anne. Può anche diventare un non lavoratore, può perdere il lavoro. Kimi zaman işini kaybedip işsiz, yani işsiz de. A un certo punto smette anche di lavorare. Yani yeni geldiği bir noktadan sonra çalışmayı bırakıp emekliye ayrılıyor. Usa il suo stipendio un po' per pagare le tasse, un po' per comprare quello che gli serve, un po' per usufruire dei servizi pubblici. Dolayısıyla eline geçen maaşın bir kısmını vergi mükellefi olarak devlete vergi olarak ödüyor, bir kısmını yapması gereken alışverişleri yaparak artıyor. Quindi una parte importante dei bisogni, dei diritti di un lavoratore può essere negoziata dal sindacato in contesti che vanno al di là dell'azienda. İşçinin hakları ile ilgili müzakere edilirken, pazarlık yapılırken işçinin hayatının sadece fabrikada geçmediğini, bunun dışında çıkan alanları da kapsadığını akılda tutmakta fayda var. Facciamo l'esempio del simbolo di tutti i diritti, forse da sempre, il salario, il nostro stipendio. Uno stipendio, un salario, è buono. Innanzitutto quando è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro che faccio, quindi è equo. İyi ve tatmin edici bir maaş. Ama her şeyden önemlisi yapılan işin kalitesiyle ve niteliğiyle orantılı bir maaş. Un salario però è anche buono quando mi permette una vita dignitosa. Aynı zamanda onurlu bir yaşam sürmek için gerekli, yeterli ölçülerde olması gereken bir maaş. In italiano diciamo che è buono quando mi garantisce un buon potere di acquisto. Yani iyi bir satın alma gücü işçiye, iyi bir satın alma gücü sağlayan bir maaş oluyor. Yani İtalyanca kullanıyorsam. Un esempio un po' idealizzato, generale, idealtipico, ma non so questa è. Ideal, olması gereken bir örnek.
her zaman her durumda gerçek olduğu için değil. İdeal olması gereken böyle. Un lavoratore che lavora a tempo pieno yani tam zamanlı çalışan bir işçi e guadagna 1900 euro aşağı yukarı 1900 euro kazanmalı. Sua moglie eşi la mamma lavora a part time e guadagna 800 euro ailenin annesi yarı zamanlı çalışıyor ve o da ayda 800 euro hanno in casa un anziano con il bastone, noi in italiano diciamo non autosufficiente, insomma che non sta più un grande bene. Diyelim ki ailede bir de bir yaşlı var yani eşlerden birinin annesi ya da babası. Yani bu durumda yaşlanıp kendi kendine bakamayacak, yani kendi kendine bir aile geçindiremeyecek durumda düşündüğümüz bir direk söz ediyoruz. Questo anziano è un ex operaio metalmeccanico non qualificato che è andato in pensione e prende 1200 euro di pensione. Diyelim ki bu dede de eski bir metal işçisi ve emekliye ayrılmış, emekli maaşı da ayrılmış, 200 euro. Il reddito mensile familiare di questa famiglia è 3.900 euro. Dolayısıyla bu aile, yani bu haneye giren toplam gelir ayrı 3.900 euroya yaklaşıyor. Proviamo a vedere cosa spende questa famiglia ogni mese in media. Innanzitutto le tasse che paghiamo allo Stato. In Italia le tasse le paghiamo un po' allo Stato nazionale, un po' alla regione, un po' al nostro comune. Più o meno 300 euro vanno via per le tasse del nonno, 500 il padre, 150 la madre. Vergi başlığında işte aile büyüğünün dedenin ödediği vergi 300 euro. Tam zamanlı çalışan işçi olan babanın ödediği vergi 500 euro. Annenin ödediği vergi 150 euro. Poi hanno comprato casa. In Italia culturalmente è un momento importante l'acquisto della propria casa. Quindi c'è un mutuo di 600 euro al mese perché la casa costa. Diyelim ki bu aile işte mortgage kredileriyle, mortgage kredileriyle bir ev aldı ve ev kredisi ödüyor. 600 euro da ev kredisi ödediğini düşünüyorum. C'è anche la retta dell'asilo per la bambina, 300 euro al mese. Diyelim ki ailemizin çocuğunun gittiği kreşte de özel okul var. Buraya da 300, yani özel okul demeyeyim de kreş var, ya da okul var. Buraya da ailemiz 300 euro. Masrafı oluyor abi. Siccome i due lavorano, la mattina la persona anziana viene portata in un centro diurno per anziani, 500 euro al mese costa. Gün içinde bu ailenin çalışan iki üyesi de ev olduğunu düşünürse yaşlı ailenin yaşlı bireyinin dediği yaşlılar için bir merkeze yani gündüz bir merkeze gönderildiğini düşünün. Bunun da ücreti 500 euro aldı. Poi abbiamo tutte le normali necessità della nostra vita.
le forniture pubbliche dell'energia, l'acqua potabile, il riscaldamento, la luce, sì, queste cose, 200 euro al mese. Anche 200 euro da su elettric cedere a fotro per l'aiuto. Medicine, 100 euro, drugs. Kullanılan ilaçlara eczacilerle yüzüyorsa perché il nonno ne consuma molto. Çünkü yani ailenin yaşlı bireyine de ileriki kullandığı ilaçlar olacak. Mangiano, sono italiani, quindi mangiano molto e bene, 600 euro al mese. In Italia ma adesso lo düşünürse epey yemek yiyorlar, 600 euro da yemek masrafı. Mezzi di trasporto, la macchina, l'autobus per andare al lavoro, quello che è, 200 euro perché avere una macchina è molto costoso, ci sono dei costi indiretti, quindi spiegate a voi che ne sapete. Qualche vestito, un gelato, una volta al mese al cinema, un po' di più forse quelle cose lì, ma i vestiti in Italia anche tra i poveri contro, 300 euro. Qualche sfiga, 100 euro. €3.850, grande risparmio, 50 euro al mese. Anche il più generoso padrone della fabbrica lì può farci forse poco. Andiamo così. Ho usato parole di un tempo per scherzare, non richiamiamo più quello. Yani daha cömert bir fabrika sahibi daha fazla da sarf etmelerini de sağlayabilir. Con chi costruire questi diritti per i lavoratori fuori dalla fabbrica? Con chi lavorare insieme nel territorio per un sindacato? Bu işçinin elde etmesi gereken enerji hakları belirleyen unsurlar dışındaki yani fabrika dışındaki unsurlar neler? Bunları bakalım şimdi. Le istituzioni pubbliche, lo Stato, nelle sue dilazioni. L'università, perché no? Le altre organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro. Le aziende che popolano il mercato locale, dove andiamo a comprare beni e servizi. Aynı zamanda sono işçinin tükettiği malzemeleri, enerjiyi, diğer hizmetleri sağlayan bölgedeki diğer şirketler. E una new entry nella cultura sindacale, che è l'ultimo uovo, il settore non profit, le comunità etniche, religiose e locali, anche le comunità di quartiere, cioè proprio sì, non è solo la raccomandazione,
Alcuni esempi, un po' complesso, ma prova proprio ad il governo nazionale ha il compito di prevedere come usare i soldi del suo bilancio. Ma chi su più è indicibile che vorrei il nostro amico di ogni parte indicibile che vorrei il nostro argiano bene le mezzurne. Per esempio, come cambiare, rimodulare le tasse da farci pagare. Alcuni esempi ottenuti anche grazie al confronto con il sindacato che abbiamo fatto, che facciamo ogni anno a Roma. Sindacato e governo si confrontano su queste cose. Per esempio, a seconda dei governi che si alternano in Italia, c'è la tassa sulla propria abitazione principale che va e viene, nel senso che in alcuni periodi incontriamo un governo che la mette e un altro più sensibile alle richieste del sindacato che la toglie. Sto giro l'hanno tolta. Quindi, se avevo una sola casa pagata con il frutto di un lavoro in fabbrica di tanti anni, l'anno scorso, diciamo, prima ci pagavo 100 euro sopra, adesso li risparmio questi 100 euro. Ve mesela geçtiğimiz yıldan itibaren yıllık vergisi 100 metrekarelik bir evse yıllık 100 euro vergi veriyorum ev için mülk vergisi bunu kaldırdı devlet 100 euroyu tasarruf edebiliriz. Se un pezzo del mio stipendio annuale è legato ad un premio che l'azienda mi ha dato perché sono stato molto produttivo. Quel pezzo di reddito, su quel pezzo di reddito ci pago meno tasse. Dolayısıyla bu prim üzerinden elde ettiğim gelir vergisinin daha düşük olması gibi bir durum da söz konusu. Migliora ancora se questo sconto, se invece di prendere i soldi i 1000 euro per la produttività, mi ci prendo un servizio sociale contrattato tra sindacato e azienda. Io da mai vi ho detto che le vendite di autosfilm nakit almak yerine sendikayla devletin pazarlıklarından elde edilen refah devletin uygulamalarından biri olarak bunun karşılığını devletten herhangi bir hizmet olarak alır. Diyelim ki öğrenci bursu vesaire. In questo caso addirittura non ci pago proprio le tasse. Bu durumda bu
üretken bir kartışta elde ettiğim prim miktarı üzerinden hiç vergi alınmıyor. Buna eş değer bir hizmet sunuluyor. Questo c'è per la forte pressione che negli anni abbiamo fatto come sindacato. Non è detto che ci sarebbe stata. Bu bizim yıllar boyunca sendikal mücadeleyle elde ettiğimiz refah devleti, sosyal devlet anlayışının hak getirdiği haklar. Stessi vantaggi anche su questioni legate al, ai temi ambientali di cui parlate su, in questo corso per le famiglie che si interessano di questi strumenti nella vita loro. Aynı şey yani sizin derslerinizde işlediğiniz çevre sorunları ile ilgili yani bu sosyal devlet uygulamalarını aynı zamanda çevreyi ilgilendiren alanlardaki hizmetlerde de alabilirsiniz. Velocissimo due esempi e concludiamo. Hızlıca iki örnek verip toparlayacağım. Con la regione dove opera il nostro amico il dottor Piccinini, abbiamo contrattato un investimento di 5 milioni di euro nel 2014 per aumentare alcune disponibilità come posti letto per gli anziani, disabili psichici. Ma içinde bulunduğumuz marka bölgesindeki yöneticilerle yaptığımız karşılıklı müzakerelerde 2014 yılında sağlık hizmetlerine 5 milyon euroluk bir yatırım süreceği aldık. Bu mesela işte bakım evleri için, yaşlı kalma bakım evleri için 200 yataklık bir merkez ya da fiziksel engelliler için 100 yataklık bir başka merkez kurması gibi çeşitli alt başlıkları var. Con il comune di Fermo 40.000 euro non previsti, grazie alla nostra richiesta, per sostenere i giovani che non lavorano e i disoccupati. Yine yani bu şeyde bulunan marka bölgesinde bulunan Fermo bölgesiyle yaptığımız görüşmelerde, müzakerelerde daha önceden gündemde olmayan 40.000 euroluk bir ek fon, yani krizin vurduğu özellikle genç işçiler, işsiz kalan, işini kaybeden genç işçilerin için kullanılmak üzere bir 40.000 euroluk bir fon kurduk. Sistemi di tariffe per gli asili che agevolano le famiglie più povere. Bunlar da yoksul ailelerin çocuklarının gelebilmesi için düşürülmüş şeylerle yuvalar kreşin yaptı. E poi alcune cose che facciamo noi con l'università, il sindacato e l'università. Corsi di formazione per sensibilizzare il territorio a temi importanti. Bunun dışında sendik olarak üniversitelerde işbirliğine gidip belli konularda duyarlılık yaratmak için ortak çalışmalar yapıyoruz. Sconti con alcuni grandi supermercati per i lavoratori. İşçiler için, yani sendik üyesi işçiler için büyük süpermarketlerde indirim kartları, indirim şeyleri hazırlıyoruz. Vabbè, e altre cose. Beh, basta che dai. Questo è un risultato possibile. Piccolo risparmio su ogni voce di uscita. Bu da yani sonuç olarak da her gider kalemi üzerinde yaptığımız küçük tasarruflarla toplamda ne kadar işçi ne kadar şey kazandırabileceğiz. Se funziona bene questo lavoro del sindacato, ogni mese abbiamo un guadagno simile a quello del rinnovo di un contratto di lavoro nazionale. Sindikaların yaptığı çalışmaları iyi gittiği durumlarda işçinin gelirini toplu sözleşmeyle elde edilen
Sì, sì, pure grazie. Thank you. Thank you.